Sayın seyirciler, Almanya Federal Hükümeti Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Markus Löning Türkiye'de. Diyarbakır, Mardin ve İstanbul'da insan hakları konusunda değerlendirmeler yapacak olan Löning, hukuk devleti, yargı ve basın özgürlüğü çerçevesinde Türkiye'nin sıcak başlıklarını A Haber'e değerlendirdi. Fahre eigentlich immer nach Ankara, von hier aus nach Mardin. Ich werde das Kloster Mor Gabriel. Löning uğrayacağı durakları titizlikle seçti, insan haklarını mercek altına aldı. Almanya İnsan Hakları Sorumlusu Türkiye'nin yeni anayasa çalışmalarını ve yargı paketlerini de değerlendirdi. Das ist etwas, das muss natürlich die türkische Gesellschaft diskutieren. Yeni değişikliklerden toplumun her kesimine ihtiva etmesi, içermesi gerektiğini düşünüyorum. Çoğunluklar azınlıklarla konuşması gerekir. Löning, Türkiye'deki uzun yargılama ve tutukluluk sürelerinin ise sıkıntılı bir durum olduğunu belirtti. Ya bu konuda yeni düzenlemeler getirilerek tutukluluk süreleri azaltılmalıdır ya da daha hızlı hüküm verilmesi gerekir. Kürtçenin seçmeli ders olması Türkiye'nin en büyük ana dil ataklarından biri. Löning bunun sevindirici olduğunu söyledi. Eskiye nazaran Türkiye'de bu konular çok daha açıkça konuşulduğunu görüyorum. Bundan dolayı da mutlu olmak gerekir. Kürt anne babanın çocukları da okulda Kürtçe öğrenme imkanına sahip olmalıdır diye düşünüyorum. Löning'in tutuklu gazeteciler konusunda Türkiye'ye eleştirileri vardı. Örneğin gazetecilere karşı başbakan dava açıyor ve bu dava sonuçlarında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde haksız olduğu ortaya çıkmasına rağmen aynı şekilde gazetecilere karşı tavrını sürdürüyor. Bunun olmaması gerekir. Kürtaj meselesini Almanya'da nasıl açtıklarını da anlattı Löning. Almanya'da da bu konularda çok sıkıntılı dönemler yaşadık, çok yoğun tartışmalar yaşadık. Sonuç itibariyle kadının çok hassas noktası olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi karar vermesi gerekir.